Haberin merkezinden, ATV Haber merkezinden günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Meteoroloji dünden uyarmış bir canavarın, süper hücrenin İstanbul başta olmak üzere Trakya'yı, Marmara'yı, Ege'yi etkisi altına alacağını söylemişti. Beklenen de, korkulan da oldu bugün. 13 sularıydı, mega kentte gün bir anda geceye döndü. Önce dolu fırtınası başladı, ardından da eşi benzeri görülmemiş türden bir sağanak. Hatta Türkiye'de bugüne kadar rastlanmamış büyüklükte bir de hortum. Yaşanan tam bir kabustu aslında. Koca kent bir anda zifiri karanlığa gömüldü. Yollardan azgın nehirler aktı. Ağaçlar yerlerinden söküldü. Dallar koptu ve birer mızrak gibi savrulmaya başladı. A Haber canlı yayın ekibinden Melis Çoşan o sırada Beşiktaş'taydı sokakta. Tam izleyici olanı biteni aktarırken kopan dallardan biri başına isabet etti. Ah, şu an kafamıza ağaç düştü de. Aydın gel. Kafana düştü. Kafama düştü. Habere giderken haber oldu genç muhabir arkadaşımız kısacası. Başında derin bir yarık oluştu Melis'in. Tabii hemen hastaneye kaldırıldı. Yarasına dikiş atıldı. Şimdi durumu gayet iyi onu söyleyelim. Kendisine biz de ATV Haber ailesi olarak bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Günü geceye çeviren süper hücreye canavar adını koyduk biz ATV Haber olarak. Canavar tanımı aslında az bile kalıyor. Çünkü o canavar daha önce Türkiye'de benzerini görmediğimiz görüntülerle birlikte geldi bugün. Kente kabusun çöktüğü an Çatalca'da kaydedildi bu devasa hortum. Amerika'da ve okyanus kıyılarında görmeye alıştığımız büyüklükteki hortum gökten yere işte böyle indi. Ve büyük paniğe neden oldu. Ama neyse ki o felaket yerleşim yerlerine ulaşamadan kayboldu gitti. Yüzlerce, binlerce dakikalık görüntü var haber merkezimizde. Yağmur dindikten sonra görüntüler bu kez sağanak gibi yağdı. Onlardan biri de Esenyurt'ta yaşanan birkaç korkunç saniye. Azgın bir nehre dönüşen caddede suyun gücüne dayanamayıp yere düştü bir kadın. Sürüklenmeye başladı. Eğer yüzüstü düşmüş olsaydı belki de hayatta kalamayacaktı. Onu ölümün kıyısından esnaf çekip aldı. Canavarın verdiği zarar çok ama çok büyük. Yine Esenyurt'ta bir de ölüm haberi geldi çok kısa bir süre önce. 32 yaşındaki bir Suriyeli hayatını kaybetti. Esenyurt'ta kaydedilen bir anda bu kabus dolu günün uzun süre kolay kolay unutulamayacak görüntüler arasındaki yerini aldı. Felaketin hemen sonrasında kaydedildi bu korkunç an. Zeminin altındaki evlerden biri. Yol göle dönmüştü. Su zemin altındaki dairenin içine doldu. O sırada içeride 3 çocuk vardı. Mahalleli içeride kalanları kurtarmak için toplandı ve işte böyle çok insanüstü bir çaba, bir hayat mücadelesi verildi. Yani tam bir karabasan, tam bir kabusu yaşadık bugün. 3 yıl önce yaşanan dolu fırtınasındaki kadar olmasa da yine de dev dolu taneleri araçlara, evlere de büyük hasar verdi. Daha kötüsü ise tehlikenin hala geçmediği gerçeği. Meteorolojik uyarı hem İstanbul hem Marmara ve hem de Ege için devam ediyor. ATV Haber ekibinden Işıl Açıkel ve Umut Erol bu saatten sonra sonrasında neler olacak uyarıları aktaracaklar az sonra. Bu gece ve yarın risk var mı? İşte bu sorulara cevap verecekler. Ama asıl önemlisi Umut Erol birazdan bize Esenyurt'taki o evde son durum ne ondan bahsedecek. Ama birkaç dakika bekletiyorum arkadaşlarım çünkü başlarken zamanı en sıcak saatlere geri sarmalıyız. ATV Haber'e hoş geldiniz. Gözümü açamıyorum. Gerçekten çok zor şu an burada. Kafama düştü. Ah! Ah! Başlarken ekrana taşıdığım anları bir tür ön gösterim veya okyanusta bir damla gibi yorumlayın lütfen. Meteorologların süper hücre, bizim canavar dediğimiz kabus aslında çok da uzun süre etkili olmadı. Yüzünü de kentin tümünde aynı anda göstermedi. Çok kısa süreli yerel yani semt semt etkiliydi sağanak ve fırtına ama uğradığı yere kabusu yaşattı. Özellikle İstanbul'un batı yakasındaki ve deniz kenarındaki ilçeler Beşiktaş, Sarıyer, Eminönü, Bakırköy, Bahçelievler, Avcılar, Büyükçekmece en çok da Esenyurt. Topu topu 15-20 dakika kadar devam eden sağanak sonucu yollardan azgın nehirler aktı. Hatta başlarken aktardık devasa bir de hortum. O anlara, kabusun başladığı dakikalara gideceğiz şimdi. Hortum, yağmur, dolu,
Fırtına. İstanbullular neye uğradığını şaşırdı. Kara bulutlar çöktü, dolu aniden bastırdı, göz gözü görmedi. Çatılar uçtu, araçlar selde mahsur kaldı, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Büyükçekmece'de hortum dehşeti yaşandı. Hızla ilerleyen hortumun seyir halindeki kamyonu yutmasına ramak kaldı. Eyvah 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 eyvah. O anlarda sürücünün yaşadığı panik böyle kaydedildi. Eyvah eyvah. Hortumun yuttuğu çöpler gökyüzünden böyle yağdı. Meteoroloji günlerdir uyarıyordu ve işte o beklenen yağışlı hava İstanbul'a saat 1 sıralarında geldi. Şu anda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçiyoruz. Hem şiddetli bir rüzgar var hem de sağanak yağış. Ortaköy'de de manzara korkunçtu. Denizle kara birleşti. Esenyurt'ta sele kapılan kadın metrelerce sürüklendi. Kadının hayatını yoldan geçenler kurtardı. Şu anda Çengelköy sahil yolundayız. Şiddetli yağışın ardından gördüğünüz gibi burada yoğun bir su birikintisi oluştu. Yaklaşık 30 santim derinliğinde araçlar geçmekte zorlanıyor. Bir yandan da görevliler rögar kapaklarını açmaya çalışıyorlar. A Haber muhabiri Melis Coşan canlı yayın esnasında yağmurun şiddetiyle ağaçtan kopan parçanın başına düşmesi sonucu yaralandı. Şu an kafamıza ağaç düştü. Gel! Aydın gel! Kafama düş. Kanıyor. Kanıyor beni. Kafam şu an. Çatalca'da afetin en ağır hissedildiği yerlerdendi. Önce elektrik direği yıkıldı. Yok yok bir şey olmaz. Aa elektrik gitti. Sonra sert esen rüzgar bir tırı devirdi. Arabası yatmış. Hortum dolayısıyla yatan tır. Şiddetli yağışın ardından İstanbul Boğazı'nın da rengi değişti. Özellikle sahil kesimleri çamur akıntısı sebebiyle şu anda kahverengi. Esenyurt'ta uçan çatıyı mahalle sakinleri kendi imkanlarıyla kaldırdı. Şiddetli fırtına mega kenti ardında bu görüntüleri bırakarak geldiği hızla terk etti. Ve kara bulutların geçip gittikten sonra arkasına bıraktığı enkaz sadece birkaç dakika. Ama yetti. Türkiye'nin en büyük kenti İstanbul sele esiri oldu. Evet sağanak çok şiddetliydi ama işi bu noktaya getiren etkenlerden biri de elbette hep söylenen çarpık yapılaşma ve altyapı eksikliği. Kara bulutların İstanbul üzerinden çekildiği anların hemen sonrasında Esenyurt kaosa teslim oldu bu kez. Caddeye dolan su, bodrum kattaki bir eve olanca hızıyla doldu. İlk iş mahalleli devreye girdi. Evin caddeye bakan kısmındaki demir parmaklıları kırmak için insanüstü bir çaba verildi. Nefes nefes anlar, büyük bir panik yaşandı. Az önce İstanbul Valisi Ali Yerlikaya orada sel bölgesindeydi. Acı haberi o verdi. Selde bir kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Gelin o sıcak anları izleyelim. Ardından sözü Umut Erol'a vereceğim. Çünkü Umut o mahallede, o evin önünde bekliyor beni. Zaman gitgide daralıyordu. Geçen her dakika riski daha da arttırdı. Mahalleli bir olup can siperhane çalıştı. Bir yaşam belirtisi arıyorlardı. İçeride kalan yakınından bir haber bekleyen genç adamın ömründen ömür gitti.
Neyse ki mahallelinin ve ekiplerin çabası sonuç verdi. Sular altındaki evde kalan kişi kurtarıldı. Sel aniden bastı. Bodrum kattaki ev saniyeler içinde işte böyle sular altında kaldı. Aniden bastıran sağanağın en etkili olduğu yerlerden biriydi Esenyurt. Yağışla birlikte dere taştı, Pınar Mahallesi dakikalar içinde sular altında kaldı. Aşağıyı su bastı, aşağıyı. Tahliye işi elinde kovayla yardıma koşan mahalle sakinlerine kaldı. Yine aynı mahallede bir diğer evde 3 çocuk mahsur kalmıştı. Büyük çabalar sonucu 3'ü de sağ salim çıkarıldı. Evet, o el hayata uzanan bir eldi. Tam bir kabustu yaşanan ama kabus gibi anlar sadece orasıyla sınırlı değil, başka görüntüler de var. Bir son dakika gelişmesi, yeni bir görüntü bu. İşte şu anda o evlerden birinde mahsur kalanları kurtarmak üzere oraya giden çevre sakinlerinin yaptıkları, suya dalıyorlar ve içeride kalanları kurtarmaya çalışıyorlar. Evet, bu izlediğimiz telaş yine Esenyurt'ta kayda geçti. Suya dalıp, yani apartmanın alt katındakileri arama çalışması aslında bakarsanız. İşte görüyorsunuz, dalıyorlar. Sakin ol. Ya gençler, daha ben söyledim. Evet, Arapça konuşmalarından anladığımız kadarıyla Vali Ali Erkaya'nın yaptığı açıklamayı da üzerine koyarsak eğer 32 yaşlarında, 30'lu yaşlarında bir Suriyelinin öldüğünü söylemişti, hayatını kaybettiğini söylemişti Ali Erkaya. Muhtemel ki bu görüntü o arkadaşlarını kurtarma çabası. İzlediğiniz tam bir kabus yaşanan. Kara bulutlar İstanbul'un üzerine bir anda çöktü. Şimşek, yıldırım, gök gürültüsü, dolu, fırtına, hatta hortum ve çok ama çok şiddetli bir sağanak. Megakent'te bir anda hayat durdu ama Esenyurt'ta duran hayat beraberinde korkunç sahneleri de getirdi. İzledik hep birlikte. ATV ekibinden Umut Erol fırtınaya haber nöbetinde yakalananlardan biri. Şimdi orada Esenyurt'ta izlediğimiz o panik yüklü anların yaşandığı apartmanın hemen önünde. Umut, nedir son durum? Hem anlat hem de göster lütfen. Evet Cem Öğretir, aslında Pınar Mahallesi'nin birçok sokağında manzara aynı. Hemen arkamda da göreceksiniz. Ekipler şu anda çalışmalarını sürdürüyor. Bu sokaktaki neredeyse bütün binaların bodrum katını su bastı ve şu anda da işte o sular ekipler tarafından boşaltılıyor. Bakın, burada bir kamyonet var, yine hemen burada bir araba var. İşte bunların tamamı sel sularıyla buraya sürüklendi ve bakın, hemen kameraman arkadaşım Engin sizlere gösterecek. Gördüğünüz gibi bir binanın bodrum katı şu an hala içeride su var ve yine biraz sonra karşıda başka bir binanın hemen girişine de götüreceğim sizi, bakın. Bu binadan da yine vatandaşlar demir parmaklıklar kesilerek kurtarıldı. Bakın, hala içeride su dolu bir vaziyette. Gördüğünüz gibi bakın, demir parmaklıklar ekipler ve vatandaşlar tarafından kesilerek burada, bu dairede yaşayanlar kurtarıldı. Hemen isterseniz binanın içine de girelim. Bakın, suyun nereye kadar dolmuş olduğunu sizlere gösterelim. İçerisi tabii biraz karanlık. Şöyle bodrum kata doğru indiğimizde su seviyesinin nereye kadar geldiğini göreceksiniz. Şu an bodruma giriş yapamıyorum. Gördüğünüz gibi su tamamıyla buraya kadar gelmiş durumda. Ancak normalde işte su seviyesi bu noktaya kadar yükselmişti. Ve bu binada mahsur kalanlar yine bina sakinleri, çevredeki diğer vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Şu dakikalarda da işte ekipler buradaki suyu boşaltmaya devam ediyorlar. Şu an bulunduğumuz noktadan daha ilerisine gidemiyoruz çünkü tamamıyla
suyla dolmuş vaziyette burası. Ve yine dediğimiz gibi bir yabancı uyruklu vatandaş da yine bugün burada bodrum katta hayatını kaybetti. Hemen bakın dışarıydı. Bir kez daha sizlere gösterelim. Manzara tamamıyla gerçekten de korkunç. Sel sularının getirdiği çamur yığınını görüyorsunuz burada. Ve hemen yine karşıda başka bir bina. Onun da yine bodrum katı tamamıyla suyla dolmuş vaziyette. Yan tarafta hemen başka bir apartman. Ve şu apartmanın da camından baktığım zaman içeride yine tamamıyla suyun olduğunu görebiliyorum. Eşyaların olduğunu görebiliyorum. Şu an suda yüzen eşyalar var. Bakın bir kez daha ben sizlere gösterelim burada. Gördüğünüz gibi tamamıyla suyla dolmuş vaziyette. Birçok binanın bodrum katındaki manzara işte bu derenin taşması sonucu. Buradaki sokak tamamıyla su altında kaldı. Ancak sadece burası değil, yine çevredeki diğer sokaklarda da manzara aynı, farklı sokaklarda da birçok binanın zemin katının su dolduğunu, su bastığını söyleyelim diyelim ve sözü yeniden stüdyoya bırakalım. Umut'a teşekkür ediyoruz. Felaket İstanbul'u vurdu ve yaraladı ama kabus İstanbul'la sınırlı kalmadı. Meteorolojinin dün yaptığı uyarı, ciddi uyarı sonrası Ege'de de korkulan ve beklenen oldu. Kara bulutlar İzmir ve Kapı Komşusu Manisa'ya da kabusu yaşattı. Yollar nehre döndü. Hasar çok büyük. Yok adam, bir şey daha geliyor. Eyvah eyvah eyvah. Önce dolu, hemen ardından sağanak. Sadece yarım saat süren yağış sele neden oldu. 20 gündür Pınarhisar felaketle uğraşıyor. Tekirdağ'da araçlar suya gömüldü. Kırklareli'nde ise Pınarhisar Vize Karayolu ulaşıma kapandı. Suyun geldiği bölge ise dağlık bölgeden, İslandiya dağlarından geliyor su. Burası da Manisa. Saruhanlı'da yaşanan selde sürüklenen araçlar zarar gördü. Sağanağın etkili olduğu bir diğer kent ise İzmir'di. Onlarca ev ve iş yerini su bastı. Göle dönen yola olta atanlar bile oldu. Ve Bursa. Bir gün önce selin vurduğu kentte şiddetli yağış seralara büyük zarar verdi. Ayçiçeğine bu ideler yerle bir oldu. Bayağı zararımız var. Çanakkale'de ise yıldırımın düşme anı 318 metre yükseklikte Çanakkale Köprüsü'nün ayağında kameraya böyle yansıdı. Haberler iyi değil çünkü tehlike henüz geçmiş değil. Meteorolojiden yeni uyarılar gelmeye devam ediyor. Işıl Açıkel aktaracak o yeni uyarıları hem geceye ve hem de yarına dair süper hücre beklentisi var. Işıl, meteorologlarla da konuştum, biliyorum ne diyorlar. Şiddetli sağanağın tam yeri kestirilemiyor demiştin haber merkezinden çıkmadan önce. Ne demek bu? Meteorologlar şunu söylüyor, şu andaki havaya aldanmayın diyorlar. Mehmet Tekin'le birlikte Zincirlikuyu'dayız. Görüyoruz, trafik de var. Şu anda yağış yok ama bu sizi aldatmasın. Bugün Avrupa yakasını vurdu süper hücre ama yarın Anadolu yakasını bekliyor. Yarın Anadolu yakasında oturanlar için özellikle kırmızı alarm veriyor meteorologlar. Süper hücreyi gördük. Ne vardı bugün? Hem gördük hem yaşadık. Hortum vardı, dolu vardı, sağanak yağış vardı. Yollar adeta bir nehir gibi aktı. Evleri su bastı. Ama geldiğimiz son noktada bir anda yağış durdu. Bölgesel yağış vardı. Aynı şeyi yarın özellikle Anadolu yakasında Kadıköylüler beklesin. Şu anda zaten meteorologlar 7 ila 8 arasında yağışın duracağı, 7-8 gibi, ardından yarın sabahtan başlayıp öğle saatlerinde kuvvetlenip ve yine bölgesel olarak şiddetli süper hücrenin İstanbul'u vuracağını söylüyor meteorologlar. Peki ne yapacağız? Özellikle yağmur yağdığı zaman meteorologlar havayı iyi koklayıp, iyi bakıp havaya dışarı çıkmamamız konusunda hepimizi uyarıyorlar. Işıl'a teşekkür ediyoruz. Bir afet haberi de uzaklardan, Orta Amerika ülkesi Meksika'dan geldi yaklaşık yarım saat önce. 7,4 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı Meksika. Dış haberler servisimizin sosyal medya üzerinden derlediği görüntüleri izliyorsunuz şu anda. Bu şiddetli deprem merkez üssü ülkenin orta kesimlerindeki Oaxaca eyaleti olarak bildirildi. Görüyorsunuz nasıl sallanıyor direkler. Ama sarsıntı başkent Mexico City başta olmak üzere tüm büyük kentlerde de hissedildi, onu söyleyelim. İnsanlar panikle
kendilerini evlerden dışarı, iş yerlerinden dışarı attı. Olay çok sıcak ve çok yeni. Bu nedenle can kaybı ve hasar konusunda henüz net bilgi yok. 1985'te meydana gelen 8 büyüklüğündeki depremin ardından Meksika'nın gördüğü en büyük sarsıntı bu. Başkent Mexico City'nin adeta yerle bir olduğu o depremde yaklaşık 50 bin kişi hayatını kaybetmişti. Oh boy, it's still cold. Come on. Camlardan böyle bir geldi su, duvarlar bir yıkıldı, bir gömürlük koptu. Yaz ortasında yaşadığımız bu felaketler biz insanoğlunun doğanın dengesine nasıl kalıcı hasarlar verdiğimizin bir ispatı aslında. Çok da üzerine söz etmeye gerek yok. Bugün öğle saatlerinde İstanbul'u ve Ege kıyılarını esir alan şiddetli sağanak ve dolu fırtınası önceki gecede Bursa'nın Kestel ilçesinde bir büyük felakete neden olmuştu. Dağları aşan azgın nehirlerin önüne katıp sürüklediği 6 kişiden 5'i bugün toprağa verildi ama kalan 1 kişi. Henüz 17'sindeki derya hala bulunamadı. Umutlar artık neredeyse yok denecek kadar azaldı ancak onlarca kişiden oluşan arama kurtarma ekipleri yine de belki bir mucize yaşanır beklentisiyle gece gündüz demeden dere tepe geziyor, her taşın altına bakıyor. Derya'yı bulmaya çalışıyorlar. Bir yandan dere yatağı, diğer yandan sarp arazi. Arama kurtarma timleri her yerde genç kızı aradı. 16 yaşındaki Derya Bilen, babaanne, amca ve kuzenleriyle Bursa Kestel'deki bağ evine gitmişti. Piknik yaptıkları sırada şiddetli yağış başladı. Bahçe gitmiş, sel almıştı, bu kaçın oradan, kurtulun. Dedi, baba korkuyorum, beni kurtar. Babası genç kızı uyardı ama kaçacak fırsatları olmadı. Hepsi birden sele kapıldı. Yetişemedim. Yetişemedim. Bilen ailesinden 4 kişinin cansız bedeni dere yatağından çıkarılmış ama genç kıza dair en ufak bir iz bulunamamıştı. Arama çalışması Narlıdere Kanyonu'nda yoğunlaştırıldı. Aramalar sırasında bölgede bir kez yağmur başladı. Sel riskine karşı çalışmalara ara verildi. Bir an evvel bulsunlar. Tek denirim. Dudaklı köyü selden en çok etkilenen köy olmuştu. Bak bu dağlar kopar ha, kopar. Köyde selin simgesi bu kumru oldu. Su neredeyse yuvasına kadar gelmesine rağmen yuvasını ve yavrularını terk etmemişti. Anne her zaman anne. Bu vatan size minnettar. Sağ olun, var olun. Pençe Kaplan Harekatı geçen hafta bugün salı gece yarısı başlamıştı. Komandolarımız o gün bugündür Skorskilerle sınır ötesine sevk ediliyor. PKK'nın militan toplamak ve yetiştirmek için yani kuluçka merkezi olarak kullandığı mağaralar bir bir yok ediliyor. Ama operasyonun birinci haftasında artık strateji değişti demek yanlış olmaz. Hedef Kandil Dağı. Strateji ise Kandil'e giden yolları ele geçirmek ve sonunda örgüt elebaşlarını asıl inde sıkıştırıp yok etmek. Bölgeyi avucun içi gibi bilen ATV'nin en deneyimli isimlerinden Çağdaş Akbaş, işte bu yeni stratejiyi Genelkurmay'dan edindiği bilgiler ışığında harita üzerinde yorumladı bugün. Milli Savunma Bakanlığı da yeni, yepyeni görüntüleri servis etti. Ben Türk komandosuyum! Şu ana kadar teröristlerin inlerine, mağaralarına girildi. Türk barışı içerisinde! İnleri, mağaraları başlarına yıkıldı. Yıkılmaya devam ediyor. Pençe Kaplan Harekatı'nda en kritik darbe indirildi örgüte. Hantur Dağı zirvesine giden 3 yolun kapısı aralandı. Komandolar hakim tepeleri teröristlerden temizledi. Teslim olun lan! Mehmetçik adım adım Irak'ın kuzeyinde işte böyle ilerliyor. Özel timler Hakur Kaftanin arasında kalan Köstek Dağı, Hamza ve Akreptepe'de kontrolü sağladı. Komandolar batıdaki Ovaköy sınır kapısı karşısında bulunan Fişabur'a ilerliyor. Pençe Kaplan Harekatı'nda kritik eşikler bir bir geçiliyor. İşte ele geçirilen yerler, temizlenenler Akreptepe,
Hamzatepe ve Köstek Dağı. Şimdi üçe bölündü komando birlikleri. Köstek Dağı'ndan batıya doğru gidenler Suriye'ye ve Sincar'a geçişi engelleyecek. Diğer komandolar Hantur Dağı'na indirildi ve yeni hedef burası, terörden arındırılacak. Ve son grup Akreptepe'den sonra daha da doğuya hareket ettiler. Bu bölgeyi temizleyip Buk operasyonda, Pençe Kaplan operasyonunda alan hakimiyetini sağlamaya çalışacaklar. Örgütün kamplarını ve sığınaklarını tek tek imha eden Mehmetçik o alanlara kontrol noktaları kurdu. İHA ve SİHA'lar bölgeyi aralıksız tarıyor. Komandolar gece boyu uçar birlik harekatıyla Hantur Dağı eteklerine indirildi. Kandil tedirgin. Hakurk ve Haftanin'den Irak'ın kuzeyine geçen ve bölgeyi temizleyen komandoların yakın zamanda Kandil'in kapısına dayanması muhtemel. İşte tam da bu nedenle örgüt içinde panik büyük. Mehmetçiğin Haftanin'den başlayarak güneye doğru bul ve yok et parolasıyla sürdürdüğü harekatta her an sıcak temas yaşanıyor. Komandolar önlerine çıkan terör engellerini aşarak hedefe ilerliyor. Ankara'nın gündemi ise yine ve yeni bir yürüyüş. Avukatlık yasasında değişiklik öngören kanun henüz bir taslak aşamasında. Detaylar belli değil ancak barolar o kurulu düzenin değişmesini istemiyor. Tam da bu nedenle 56 kentin baro başkanı ve üyeleri yani avukatlar dün Ankara'ya bir yürüyüş başlatmış ama kente girmelerine izin çıkmamıştı. Geceyi oturma eyleminde zaman zaman da gergin bir havada geçiren kalabalık 27 saatlik bekleyişin sonunda bugün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun araya girmesiyle yürüyüşe devam etti. Geceden sabaha olup bitenlerse tüm muhalefet liderlerinin bugünkü ajandasında ilk maddeydi. Kılıçdaroğlu, Akşener ve HDP'li Mithat Sancar avukatlara tam destek verdi. Gün gelecek, siz de avukata ihtiyaç hissedeceksiniz. Gündüz saatlerce güneşin altında, gece de sağanak altında bekletildiler. Barolarla demir kafesi reddetmek adına. Türkiye'nin çeşitli illerinden 56 baro başkanı ve üyeleri Ankara'nın yolunu tutmuş Anıtkabir'e yürümek istemişti. Ankara girişinde polis yürüyüşe müsaade etmeyince sinirler gerildi, tansiyon yükseldi. Yaşanan arbedenin ardından avukatlar oturma eylemi yaptı. Gece boyunca yağan yağmura aldırış etmeden protestolarını sürdürdüler. Avukatlarla polis arasındaki gerilim zaman zaman yine alevlendi. Tansiyon gün aydınlandığında da düşmedi. Ne yapıyorsunuz be? Baro başkanlarının yanına geçmek isteyen Bilecik Barosu Başkan Vekili polis tarafından gözaltı aracına götürüldü. Başkan geldi, yeni vakili gönderdi. Aynı saatlerde Meral Akşener'de meclis grup toplantısında avukatlara destek veriyordu. İtilip kakıldılar. Güneşten ve yağmurdan korunmaları için gönderdiğimiz tentelerin bile kurulmasına müsaade edilmedi. Akşener grup toplantısının ardından baro başkanlarını ziyaret ederek desteğini yineledi. Sadece İyi Parti'nin değil CHP ve HDP'nin de mecliste grup toplantıları vardı. Onlar da avukatları unutmadı. Baroların yürüyüşünü saygıyla karşılıyoruz. Biz de adalet yürüyüşü yaptık. Aralarında öğrencilerim var, aralarında meslektaşlarım var. Hepsiyle gurur duyuyorum. Avukatların bekleyişi 27 saat sürdü. Sonunda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun araya girmesiyle yürüyüşlerine kaldıkları yerden devam ettiler. Gece çatlama seslerini duydular, sabah uyandıklarında kabusu yaşadılar. O evlerde yaşayanlar şimdi sokakta kalıyor. Ayrıntılar birazdan ATV Ana Haber'de. Ne yazık ki her gün başka bir çocuk öfkenin adı oluyor. Hiç yakışmasa da adı ölümle ve hatta cinayetle anılıyor o çocukların. 1,5 yaşındaki Ecrin, Samsun Vezirköprü'de tam 13 ay önce evinin önünde oynarken kaybolmuştu. Arazi aramasında bulunan kafatası ve kemik parçalarının ne yazık ki Ecrin'e ait olduğu belirlendi. Jandarma aylar süren takibin sonucunda
üvey amcasıyla üvey babaannesini kasten öldürmeden, annesiyle üvey babasını da fuhuştan gözaltına aldı. Bu çocuk annemin özkandan çıkmasın diye şu pantolonu çıkartacağım, etek giyeceğim. Lan konuş! Nerede benim çocuğum? Kim yaptı? Evet demedin mi? Sen de demedin mi? Koş 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 koş. Anam. Hani öpücük kızım? Onun hayatını tabii birileri elinden aldıysa ben kesinlikle cezasını çeksin isterim. Kaybolduğu yerin birkaç yüz metre ilerisinde bulunan kafatası ve kemik parçaları 1,5 yaşındaki Ecrin'in çıktı. Talihsiz bebeğin cinayet şüphelisi olarak üvey babaannesiyle üvey amcası gözaltına alındı. Aynı operasyonda fuhuştan yakalanan annesiyle üvey babası kamera karşısında utanıp başlarını eğeceklerine gazetecilere hakaret etti. İşine bak! Benim canımı sıkma, işine bak! Koş şunları! Benim işine canımı sıkma! Tarihler 7 Mayıs 2019'u gösteriyordu. 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz, Samsun Vezirköprü'de Alancık Mahallesi'ndeki evlerinin önünde oynarken kayboldu. O sırada yanında üvey amcasıyla üvey babaannesi vardı. Bir şey var sizin evde, bir sıkıntı var. Benim çocuğumuna yargıla, yapma beni! Ecrin'i şeytan da getirmiş olabilir. Eve gittim, annem dedi bana hani çocuk. Ben hemen aramaya gittim. Kendimi aradım bir saat. Hemen jandarmaya belirttim işte. Böyle çocuk yok falan. Kısa bir de ne istediniz ya? Bir tırnak çocuk ya. Günlük şuradaki oynuyor biz tabii. Bundan daha acı olabilir mi ya? Bize olabilir mi? Ecrin'in ailesi ikiye bölündü. Bir yanda emanet edilen üvey babaannesiyle amcası, diğer yanda annesiyle üvey babası vardı. Kameraların karşısında birbirlerini suçladılar. Ben senden nereden şüpheleniyorum çocuğu satmadığına? Ben de senden şüpheleniyorum o zaman. Ben sana güvenmesem, anneme güvenmesem kime güveneceğim ben? Bölgeyi didik didik arayan ekipler önce Ecrin'in ayakkabı ve kıyafetlerini buldu. Sonra kafatası ve kemik parçaları Ecrin'e ait olduğunun belirlenmesi için DNA incelemesine gönderildi. Bir yandan da yakınları takibe alındı ve 13 ay sonra gerçek ortaya çıktı. 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz olayının sır perdesi aralanmış durumda. DNA sonuçları açıklandı ve DNA sonuçlarında Ecrin'e ait olduğu kesinleşmiş oldu. Bir çocuğa sahip çıkamadılar. Ben şimdi ne diyeyim? Jandarma düğmeye bastı. Gece yarısında operasyon gerçekleştirildi. Aile bireyleri tek tek bulundukları illerde gözaltına alınarak Vezirköprü İlçe Jandarma Komutanlığı'na getirildi. Ecrin'in üvey babaannesiyle üvey amcası kasten adam öldürmekle suçlanıyor. Annesiyle üvey babası ise fuhuşla. İşine bak! Benim canımı sıkma, işine bak! Koş şunları! Benim işine canımı sıkma! Eşim gözetim altında. Deniz gibi ne olacağı belli değil. Hiçbir bilgim yok. Daha bize bir bilgi verilmedi. Ecrin bebeğin öz amcasının tek isteği var. 1,5 yaşındaki bebeği hayattan koparanların cezasız kalmaması. 1,5 yaşındaki çocuğun kimsenin hayatını elinden almaya hakkı yok. Koş 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 koş. Anam. 13 yaşındaki Muhammed karşıdan karşıya geçmeye çalışırken kavşağa hızlı giren bir aracın altında kaldı. Sürücü onu gördü ama hastaneye götürmek ya da yardım çağırmak yerine ölüme terk etti. Muhammed öldü. Yakalanan sürücü ise küçük çocuk daha toprağa verilmeden serbest kaldı. Sonra da hiç utanıp sıkılmadan Muhammed'in ailesine kan parası teklif etti. Tahminimizce 150 km hızın üstünde Sait'e çarptı. Sait'i kanlar içinde yerde görünce arabasına bindi. Eğer o canı benim çocuğumu alıp götürseydi belki de çocuğum kurtulurdu. Otomobiliyle çarptığı 13 yaşındaki Muhammed Said'i ölüme terk etti. Mahkemeye çıktı ama serbest kaldı. Serbest bırakmışlar, duydum, dünyam yıkıldı. Muhammed Said Tanas'ı hayattan koparan kaza Erzurum Çat'ta meydana geldi. 13 yaşındaki Muhammed köyde internet çekmediği için diğer öğrencilerle birlikte ders çalışmaya kavşaktaki durağa gidiyordu. Ne olduysa yolun karşısına geçerken oldu. İddia o ki aracıyla kavşağa doğru ilerleyen Erhan Açıkyüz uyarı levhalarına rağmen hız kesmedi ve felaket geldi. Aşırı süratli olan sürücü Muhammed'e bu kavşakta çarparak 30 metre ileride bulunan kaldırımı fırlattı. Muhammed Said'tansa vurduktan sonra olay yerine şahıs gelip bakıyor 5-6 saniye çocuğa. Baktı iki kulağından da kan akıyor. Çocuğun arkadaşları da yanındaydı. Hiç arkadaşları gelip bile bakmadı Said'e. Başkaları gelip götürüyor hastaneye. Başkası gelip götürüyor çocuğunu. Kendisi götürmesi lazımdı onu. Bırakıp kaçıp gidiyor onu. Polis noktasında da kaçmaya çalışıyor. Orada
İhbarı almışlar polisler. Uygulama noktasından kaçmaya çalışırken yakalanan sürücü çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. Daha çocuğunu defnetmeden 24 saat içerisinde adamı sarıyorlar. Bu bizim vicdanımızı sızlatıyor. Tanas ailesi evlatlarını kaybetti. Ancak yürekleri verilen kararla bir kez daha yandı. Sürücünün serbest bırakılmasını öğrenen aile perişan durumda. Tekrar geri geldi. Çocuğumu kamera içinde görüyor, bırakıp kaçıp gidiyor. Sürücü Erhan Açıkyüz'ün sosyal medya hesaplarından eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'la fotoğrafını paylaştığı ortaya çıktı. İddia o ki ağabeyi de siyasi bir suçtan aranıyordu. Erhan Açıkyüz kan parası teklif etti ama Tanas ailesi kabul etmedi. Serbest bırakılması kararına da itiraz ettiler. Onun cezasını versinler. Serbest bırakmasınlar onu. Adalet yerini bulsun. Maske takmadı, yetmedi araçta sigara içti, o da yetmedi kendisini uyaran kadını araçtan attı. Mega kentin göbeğinde dolmuşçu terörü. O anlar birazdan ATV Ana Haber'de. İstanbul bugün kabus bir güne uyandı. Aktardık. Yıldırım, şimşek, sel, dolu ve can alan felaket. Ama mega kentte dün gecede en az bugün kadar korku dolu saatler yaşandı. Sabaha karşıydı. İstanbul Gazi Osman Paşa'da bir mahallenin sakinleri panikle sokağa döküldü. Evleri büyük bir gürültüyle sallanmış, deprem oluyor sanmışlardı ama işin aslı bambaşkaydı. Yan yana olan, yani bitişik nizam 3 binada birden derin çatlaklar oluştu. Apartmanlar yerinden oynadı. Sena Aksoylu oradaydı bugün. Çok güçlü sesler geldi. Güm 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 diye. Yani hepimiz yatakta fırladık çocuklarla beraber. Adeta yer yerinden oynadı. Onlarca kişi uykusundan deprem korkusuyla uyandı. Çok korktunuz mu? Evet, herkes kaçışıyordu, panik halindeydik. Hepsi kendini panikle sokağa attı. Ama dışarıda onlardan başka kimse yoktu. Yaşadıklarının deprem olmadığını binaya bakınca anladılar. Sultan Gazi'de iki binanın arasında daha önce bulunan çatlaklar işte bu şekilde derinleşti ve boydan boya iki binanın arası da açıldı ve yan tarafta bulunan üçüncü bir diğer binada da yeni çatlaklar meydana geldi. Öyle güçlü sesler geldi ki evde duramadık. Son sürat dışarı çıktık. Binalar boşaltıldı ama riske rağmen evlerine girenler oldu. İkinci sarsıntıyla da kendilerini dışarı attılar. Tekrar sesleri duyunca kötü bir şekilde ağlayarak çıktık yani. Yetkili kişiler geldi. Onları incelemesini bekliyoruz. Maske artık bir zorunluluk biliyorsunuz. Cezası da belli, 900 lira. İstanbul'da bir minibüs sürücüsü işte o yasağa rağmen maskesini takmadı. Hatta üzerine direksiyon başında bir de sigara yaktı. İçerideki yolcu sürücüye çok da haklı olarak tepki gösterdi. Sonrası bolca kavga, gürültü ve bir o kadar da hakaret. Aşağı in diyorum sana. Aşağı iner misin? Hayır, beni yani arabadan indirdi, attı. Ben salmak istemiyorum. Beni öyle bıraktı orada. Yüzünde maskesi yoktu, üstüne bir de sigara yaktı. Aracındaki yolcu tepki gösterince kadını aracından indirdi. Ben salmak istemiyorum, zorla mı biniyorsun? Sen beni zaten almıştın, paramı da almıştın. Hanımefendi iner misiniz? Sizin gibi insanlar yüzünden biz böyle oluyoruz. Nursel Güner, Sultan Gazi'deki iş yerine gitmek için minibüse binmişti. Şoförün hemen arkasında koltuğa oturdu. Ama minibüs şoförünün hem maskesi yoktu hem de sigara içiyordu. Uyardı ama hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Sizin gibi insanlar yüzünden biz böyle oluyoruz, anladın mı? Senin gibi pis insanlar yüzünden, bak ben burada da söylüyorum. Senin gibi pis insanlar yüzünden biz böyle oluyoruz. Benim maskem var. Maske taktığım için bana böyle davranıyor. Benim arabam boşsa ben maske takmıyorum. Maskesini takması için uyardım. O arada birkaç kez durdu. Arkadaki yolcular inmiş. Araçta sadece ben vardım. O da biraz hani kabadayı bari bir şekilde. Sigara içiyorum, rahatsız oluyorsan geç arkada otur. Arkada boş yerler var dedim. Ben salmak istemiyorum, zorla mı biniyorsun? Sen beni zaten almıştın, paramı da almıştın. Hanımefendi iner misiniz? Sürücü kendisine tepki gösteren yolcuyu cadde ortasında aşağı indirip yoluna devam etti. Aşağı in diyorum sana, aşağı iner misin? Hayır, sen bu güzergahın arabasıysan ya beni götüreceksin. Ya maskeni de takacaksın. Aşağı iner misiniz hanımefendi? Buyurun lütfen. Kibarlaşma. Karakola gittim. Akşam şikayetçi oldum. Savcılığa da gidip suç duyurusuna başvuracağım. Maskesizlerle mücadele zor. Bunun örneğiydi izlediğimiz o görüntü. Benzer bir örnek de Şanlıurfa'da kaydedildi bugün.
Bu defa bir polis memuru maskesiz dolaşan bir kadını uyardı ama uyaracağına pişman oldu. Kendini bir anda bitmek bilmez bir sabır imtihanının tam ortasında buldu. O uyarıdan sonra işte o sıra dışı diyalog ya da aslında monolog. Ben çıldırma lan. Burada koru komşu bütün evde binanın çevresinde bütün bir şeyler binamı kuşatmış. Esra şeyi arayayım mı? Üstür bin oturuyor. Ben yüz yüzlerden bir şey. Evet sor bakayım ne yapacağım? Ben evimde. Ben bir sınıfımda bir dolaba sıkıntıda bir oturup yemek gibi bakıp yollak bakma bir yollak. Bize efendim polise lütfen polise. Bize şikayet yapacağız öyle. Üstüne ne? Anlat ne? Kısıcı faturada. Eşeğe rastlıkla alacaksın. Sen polise kalanlar mısın? Sen polise kalanlar mısın? Ben buraya hiç var. Hem akşam gidiyor ama. Eğer yolculuk edeyim, eğer kefçim diyeyim, eğer Evet, bu arada ne dediği de hiç anlaşılmıyor farkındaysanız ama söylemeye devam ediyor. Bolu'da kayda geçen bir an Türkiye'yi ayağa kaldırdı bugün. Bolu Belediyesi'ne ait bir barınakta yaklaşık 15 köpek ölmüştü. Görevliler o köpekleri gömmek yerine bir çöp gibi çöp kamyonuna attı. İç aracısı görüntüye Türkiye'nin dört bir yanından tepki yağdı tabii. Hem de sağanak gibi. Bir dakika bir yavaşla kardeşim. Yazık değil mi lan? Hiç mi vicdan yok sizde? He? Abi bizi al dediler aldık. Ben de üzülerek izledim. Yani. Bu ne abi? Bu ne abi? Barınakta ölen kardeşim, köpekler çöp kamyonuyla taşındı. O anlar suçüstü böyle görüntülendi. Hayvanseverler görmüş. Çöp arabasını atıyor musunuz? Abi bizi al diyorlar. Nereye gömüyorsunuz abi bunu? Nereye gömüyorsunuz? Abi biz bunları çöpe döküyoruz. Burası Bolu. 15'e yakın köpek belediyeye bağlı barınakta hastalık sonucu ölmüştü. Gömülmek yerine hepsi çöp kamyonuyla taşındı. Bunlar niye ölmüş kardeşim? Raporu var mı bunların? Abi bilmiyorum. Ya abi böyle yaparsan ben ekmeğimden olurum. Abi birim amirim verir bana emri. İddia o ki bu ilk değildi. Görüntülere hayvanseverler büyük tepki gösterdi. Bildiğiniz normal çöp arabası arkadaşlar. Bir de korona sürecindeyiz yani. Belediye Başkanı Tanju Özcan özür diledi. Veteriner İşleri Müdürü'nü görevden aldığını açıkladı. Bu Bolu Belediyesi'ne yakışmadı her şeyden önce. Bir de hani diyorlar ki hayvan hakları bilmem ne, hayvan hakları falan filan demesinler. Müge Anlı Sinop'taki Esrarengiz yangının izini sürmeye devam ediyor. Her geçen gün sır perdesi biraz daha aralanıyor. O evdeki 3 kişinin sıra kadem bastığı günlerde köyde yabancı kişilerin olduğu öne sürülmüştü. Bugün işte Müge Anlı onlardan birini ağırladı. Karşılıklı suçlamalarla tansiyon iyice yükseldi. Ahşap ev yandı, içindeki 3 kişi kayıplara karıştı. Gizemli evden ne bir ceset çıktı ne de kurtulan oldu. Bunu siz yaptınız. Ben başvuran benim. Ben buradayım, sizi tanımak için çıktım buraya sadece. Kardeşim peşin ben geldim, siz gelmediniz. Müge Anlı sır olan 3 kişinin izini sürmeye devam etti. Tanır mısınız Nurten'i? Eda da burada, Eda'yı da tanımıyorum. Nurten'i de hiç görmediniz. Hiçbir işini. Şüphelerin odağında muhtarlık seçimleri sırasında köyde olduğu iddia edilen esrarengiz kişiler vardı. Mafya köye geldi. Ben sonradan anladım ki işte bu mafyada Nurten'i kaçırmış. Yani Nurten'in annesinin iddiasıydı. Kim kaçırdı? Ramazan mafya kaçırdı. İşte mafya Ramazan. Bugün aramızda... İsmi sık sık zikredilen Ramazan Kaya iddialara cevap vermek için stüdyodaydı. Siz muhtarlık seçiminde... Alakası yok. Şaban Bey'in söylediğine göre onu vurmak için ya da Cevdet'i korumak için oraya 3-5 arkadaşınızla gitmişsiniz ve çok mafyatik bir tavırla insanların gözünü korkutmuşsunuz. Daha önceki problemlerinden dolayı arada bir husumet çıkacağını sezerek köyüme gittim. Seçimden bir gün sonra seçim otobüsüyle... Geri döndüm. Yangın günü neredeydiniz? Yangın günü İstanbul'dayım. Ama yangın günü Sancaktepe Belediyesi'nde çalışıyorum. Oraya girişim var. Ben hiç belediyede çalışan mafyada duymadım. Ne iş yapıyorsunuz belediyede? Şoförüm. Zamanında mafyacılık oynadı. Oynamadım diyemez. Burada mafya dediniz. Adamın arkasından salladınız. Şimdi hiçbir şey söylemiyorsunuz. Ondan sonra bu adam da burada kimse çıkartmadı. Gelip de ben mi çıkarttım? İddialar, suçlamalar program boyunca devam etti. Tansiyon uzun süre düşmedi. Nasıl soracağım bilemeyim. Namussuzluk yaparken falan mı gördün? Sen Nurten'i beni ne kadar tanıyorsun? Bu kızı bunlar uygunsuz şekilde evde gördüler. Hı. Ben duyumlarım da var.
Kızın namusu ortada. Bu iş namustan oldu. Bunu siz yaptınız. Ben başvuran benim. Ben buradayım. Sizi tanımaya çıkacağım buraya sadece. Kardeşim peşin ben geldim. Siz gelmediniz. Bana bu şekilde iftira atamazsın. Bana kaç günden bırakıldı? Bana ne söylendi? Bana ne söylendi? Ben hapladım mı hiç? Ben karımın çocuğumun arkasındayım. Siz bu son çayı unuttunuz. Oradaki cinayetleri unuttunuz. Bu kadınlara bilmem ne denildiğini, Almanya'daki kız kardeşleri yüzünden denildiğini unuttunuz. Ailesiyle görüştürülmediğini unuttunuz. O kaçtı, bu bununla kaçtı falan denildiğini unuttunuz. Kocasıyla konuştuktan 9 dakika sonra yangına, itfaiye haber verildiğini unuttunuz. Saçma sapan şeyleri konuşuyorsunuz. Bültenimizin sonuna geldik. Haberin merkezinden iyi akşamlar.